Merhaba sayın seyirciler. Şu an burada Büyükçekmece, Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Sarıkamış Şehitleri Anma Programı'ndayız. Öncelikle bölgemizin değerli üstadı Nezir Hocam'a teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Şimdi bizler İstanbul'da tek bir tane program olan 39 ilçenin katıldığı Sarıkamış Platformu'nun da desteklediği Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği düzenliyoruz. Şimdi Sarıkamış etkinliği biliyorsunuz 22 Aralık'ta başlıyor. 8 Ocak'ta da Sarıkamış'ta dağda yürüyüşümüz de devam ediyor. Sarıkamış zaferi de Sarıkamış destanı da Çanakkale zaferi kadar önemli bir destan. Tabii buralarda özellikle 90 bin şehidin karlar altında kalmasının 108. yıl dönümü. Bizler de bunun anısına her yıl bir tane İstanbul'da Sarıkamış'ı anma etkinliği yapıyoruz. Bu sefer de bizim gururumuz, onurumuz Profesör Doktor Bingür Sönmez Hocam'ın sunumuyla, MESEM Başkanımız Recep Ergül'ün sunumuyla bir program yapıyoruz. Bugün salonumuz 500 kişilik. 500 kişilik Tema Vakfı'na her kişiye birer tane Sarıkamış'ta dikilmek üzere ağaç fidan bağışladık. Plaket ve çiçek yerine bunları vereceğiz. Tabii Sarıkamış etkinliğini anmak bölgenin siyasetçilerinin, sanatçılarının, derneklerinin yani biz torunlarının görevi. Umuyorum ki bundan sonraki dönemlerde de bunun farkındalığını yaratarak tekrar bu şehitlerimizi yad edeceğiz. Daha sonra da 8 Mart'ta Sarıkamış'ta dağa yürüyeceğiz. Orada da tekrar anacağız. Katıldığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bilal İpkin, Büyükçekmece Kars Iğdır Ardahan Dernek Başkanlığı yapıyorum. Kendim Sarıkamışlıyım bir de aslı. Bu Sarıkamış Şehitler Anma Programı'nı İstanbul'un her zaman belli ilçelerinden yapılıyordu. Bu senede arkadaşların desteğiyle, Sarıkamış Platformu'nun desteğiyle Büyükçekmece'de yapmaya çalıştık. İnşallah güzel bir program olur. Şehitlerimizin ruhlarını şad etmek için buradaki gençlerimizin şehitler anısını programını yapmak, onları yaşatmamız amacıyla bu şekil burada Büyükçekmece'de yaptık. Büyükçekmece'de artı Kayder 30 bin nüfusa sahiptir. Kars Ardahan'ıdır. 7700 tane de seçmenimiz var bizim burada. Tabii ki bu programları Bünür Sünmez Hocam ve MESAM'ın başkanı Recep Ergün Bey bunları sahnede daha gerçek bir şekilde anlatmaya çalışacaklar. Şimdi de teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Kaymakamıyım hali hazırda. 2010-2013 yılları arasında Sarıkamış'ta görev yaptım. 3 yıl Sarıkamış'ı doyasıya yaşadık, sevdik. Karıyla, maneviyatıyla Sarıkamış güzel bir ilçemiz. Bugün de Sarıkamış şehitlerinin anma yıl dönümü münasebetiyle İstanbul'da bir etkinlik var. Tabi buraya katılmam icap ederdi. Eski bir Sarıkamışlı olarak, Kars'ın fahri hemşerisi olarak öyle bir belgem de var benim. Özel idare tarafından verilmiş. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Yani unutmamamız lazım. Hiçbir zaman o yaptıkları fedakarlığı. Onlar aslında bizim dedelerimizdi ama genç dedelerimizdi. Yaşları 18, 20, 22 idi. Ve onlar soğuğa meydan okudular. Yokluğa meydan okudular. İnanmışlığın abidesi oldular. Kafkas Cumhuriyetleri, Kafkas coğrafyasında yakılacak olan özgürlük meşalesinin tutuşturucusu oldular onlar. O inancı bize bıraktılar. Biz de yeni nesiller olarak onların izinden gitmek adına onları hiçbir zaman unutmadığımızı bu tür etkinliklerle göstermeye çalışıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Hiçbir zaman haklarını ödeyemeyiz. Ama karınca kararınca biz de onları unutmadığımızı, dualarla andığımızı göstermek adına bu tür etkinliklere katılıyoruz. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tunay ile birlikte düşüncelerinizi alalım. Evet. Millet olma şuurumuzun gelişmesinde çok kritik evrelerden bir tanesi. Milli tarihimizin de çok acı günlerinden bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı'nın en olumsuz koşulların yaşandığı dönemde.
Sarıkamış'ta ülkemizin dört bir yanında 90 bin üzerinde insanımızı kaybettik olumsuz hava koşulları nedeniyle. O gün o koşullarda ülkemizi savunmak için, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için, insanlarımızın inanç ve hürriyetlerini korumak için bu kadar büyük bir badireyi göze alan, bu kadar büyük bir savaşa gözü pek bir şekilde katılan bu güzel insanları hatırlamak, yad etmek, onların hatıralarını yaşatmak için millet olarak her türlü gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Bu konudaki gösterilen sivil toplum örgütlerimizin, kamu kurumlarımızın yürüttükleri çalışmalara katılmayı da kendimize bir görev ve borç olarak biliyoruz. Bu bağlamda Sarıkamış platformunun düzenlediği bu etkinlik için ben platform yöneticilerini ve bu güzel etkinliğe katılan herkesi tebrik ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Büyükçekmece Genç Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Muhammed Mustafa Karayün. Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Bu programı düzenleyen Kayıder Derneğimize de teşekkür ediyoruz. Bunların anlatılması, yeni nesle aktarılması, orada yaşanan acıların çocuklarımızın tarafından da bilinmesi gerekiyor. Oktay Yavlal, Sarıkamış Platformu Başkan Vekiliyim. Bu geceyi tertipleyen derneklerimize, federasyona çok çok teşekkür ediyorum. Sarıkamış şehitleri bütün 81 ilin şehitleridir. Ne mutlu bu geceyi düzenleyen kıymetli başkanlarımıza ki aziz şehitlerimizin hatırasına bu vefa duygusunu gösteriyorlar. Ben şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hani Mehmet Akif diyor ya, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, avuçunu açmış duruyor peygamber. Onlar peygamberlerine kavuştular. Onlar bu beyaz ölümü, bu ıssız ölümü tattılar. Bizler de ne mutlu bizlere ki o şehitlerimizin torunları olarak bugün onları rahmetle yad ediyoruz, rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Merhabalar, ismim Erçay Yıldız. Kayı Derneği'nin kurucu başkanı Burçay Yıldız'ın kardeşiyim ben aynı zamanda. Sarıkamış şehitlerini böyle bir günde anmamız için buraya çağrıldık. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Kars'ta Allahu Ekber dağlarındaki o büyük mücadelede 90 bin şehit verdik. Onlara minnet borçluyuz. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Efrail Çiftçi, İstanbul Ardahan Kültür Evi Başkanıyım. Tabii ki biz de Sarıkamış şehitler için burada arkadaşımızla yanında bulunmaktayız. Ben Mehmet Mert, İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı ve gazeteci yazar. Sarıkamış tabii bizim için bir dram, bir sendrom. Evet, orada 90 bin askerimiz, 90 bin kahramanımız, 90 bin şehidimiz var. Bence Sarıkamış da bir en az bir Çanakkale'ye kadar bu ülkenin kurtuluşunda anlamı olan, değeri olan, katkısı olan bir kahramanlık hikayesi. Sarıkamış'ı unutmamak lazım. Sarıkamış'ı daha gösterişli, daha duyarlı bir şekilde anmak lazım. Sarıkamış destanının. Bugün burada da Kars Ardahan'ıdır Kültür ve Dayanışma Derneği anlamlı bir etkinlik yapmış. Biz de bu etkinliği izlemeye, dinlemeye geldik. Buradan bütün Sarıkamış şehitlerimizin ve bütün bu vatan için kan döken şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Merhabalar, Kadriye Dila Kunduracı. Çağdaş Çalışkan Kadınlar Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda bir girişimci iş kadınıyım. Beylikdüzü'nde yaşıyoruz. Birçok Karslı arkadaşım var. Kars sık sık Sarıkamış ve Kars ziyareti, Doğu Ekspres ziyaretini hep konuşuyoruz. Bugün kesin netleştirdik, artık bir ziyaret yapmamız gerekiyor. Bu güzel organizasyonu yaptığı için dernek başkanımıza ve bütün yönetime, bütün üyelere teşekkür ediyoruz. Çok başarılılar, çok güzel projeler yapmışlar dinlediğim kadarıyla. Umarım birlikte de biz de dernek olarak güzel bir işbirliği yapabiliriz. Teşekkür ediyorum size de. İstanbul Kars Ardahan'ıdır Dernekleri Federasyon Başkanı Gürsel İlgüz olarak bütün yönetimle birlikte bu Sarıkamış şehitlerini anma programını anmak için buradayız şu an.
buraya duygusuyla katılan bütün katılımcı sivil toplum örgütlerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Şehitler hiçbir zaman ölmemiştir, ölmeyecek. Sarıkamış şehitliği Cumhuriyet'in zaferidir. Sarıkamış şehitlerini anmak bugünkü Cumhuriyet'in veya o gün kurulan Cumhuriyet'in bir onurudur. Kazanılması gerektiği şekilde bir duygudur. Yani bunun için şehitleri yani yıllarca anılmamıştır. Bunu başlatan Sayın Doktor Profesör Doktor Bingür Sönmez hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anki MESAN Başkanımız Sayın Recep Ergül Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu hareketi başlattılar. Bu hareketin öncüleri 6 Ocak, 4 Ocak, 6 Ocak'ta binlerce katılımcıyla birlikte Kars'ta, Sarıkamış'ta, Sarıkamış şehitlerini ama etkinliğini devam ettireceğiz. Burada sizlerin de bu duyguyla, bu basın öncülük ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. İsmim Orhan Coşar. Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkan Yardımcısıyım. Malum Anadolu'dan büyük kentlere göç eden toplumumuzun, insanların ve gençlerimizin kültürünü unuttuğunu ve anevi ve geleneklerimizden yoksun olduğunu fark ettiğimiz için özellikle bu derneğimizin kurmamızın nedenlerden bir tanesi anenevi ve geleneklerimizi çocuklarımıza aşılamak için. Ve bugünkü yapmış olduğumuz programın bir yüzü de budur. Bugün Çanakkale ile eşdeğer olan Sarıkamış'ta bir mermi atmadan as ve üstüne riayet ederek donan şehitlerimizi bir nebzede olsun anarak, dua ederek gençlerimizi aşılamak için bugünkü bu programı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarımız devam edecek. Eğer biz bu programları yapmazsak sadece tarihte kalır, gençlerimize anlatmamız, aşılamamız mümkün olmaz. Bugün gençlerimize bu ruhu yaşatmak için bu programı yapıyoruz. Bugün tiyatro kulübü ekibi olarak burada Sarıkamış'ı anmak için hazırladığımız tiyatroyu sergileyeceğiz. Ben Bahar Özenli, kulübün başkan yardımcısıyım. Ben Şevval Altun, kulüp başkanıyım. Ben Fatih Akman, kulüp başkan yardımcısıyım. Sarıkamış'la ilgili şöyle bir düşüncemiz var. Bence Sarıkamış bu millet için yapılmış en büyük fedakarlık. Ve bunu biz hani günümüzdeki insanlara da en iyi şekilde yansıtabilmek için bugün burada hani çok çabalayacağız. Bakalım umarım şey yapabiliriz. Çok heyecanlıyız. Bugünün önemini aslında şuradan da anlayabiliriz. Ben Erzurumluyum ve bu millet için, bu topraklar için verilen değerin bu kadar büyük olması bu toprakların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor aslında. Ve biz burada yaptığımız küçük bir oyun da olsa bu oyunda en azından bu millet için verilen fedakarlık ve bu vatan için, bu vatan uğruna harcanan bu fedakarlığı göstermiş olacağız bir nebze. Bunun için de çok gururluyuz. Ömer Demir, İstanbul Ziraat Odaları İl Başkanı. Evet arkadaşlar, Kars'ın önemli bir günü, önemli bir anı. Bu memlekete bütün imkansızlıklara rağmen, bütün yoksulluklara rağmen hayatını canları pahasına feda eden, şehit olan binlerce kardeşimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. İyi ki onlar var. Bize bu memleket ecdadımızdan bedava kalmadı. Büyük bir mücadele verdiler. O günün şartlarında vermiş olduğu mücadeleleri bugün baz alarak biz de onların bize emanet ettiği memlekete bize yakışır bir şekilde sahip çıkmak zorundayız. Biz de bizden sonraki gençlere, kardeşlerimize, evlatlarımıza bu işi bırakalım. Bedeller ödeyerek teslim aldığımız bu memleketi bedava bizden sonrakilerine bırakamayız. Biz de bir şeyler yapmak zorundayız. Bu vesileyle ölmüşlerimize, bütün şehitlerimize, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli ömür diliyoruz.
Rabbim bize böyle günleri bir daha yaşatmasın. Bizi her daim zaferlerle beraber alan bir nesil bırakmayı nasip etsin. Merhabalar, Sarıkamış Platform Genel Sekreteri Özlem Yılmaz Ünler. Her sene olduğu gibi bu sene de şehitlerimizi unutmamak adına buradayız. Çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah yıllar geçtikçe bu organizasyonlar daha da çok artacak. Çocuklarımız, evlatlarımız geçmişten bugüne gelen onlar için yapılan fedakarlıkları unutmamaları için Sarıkamış şehitlerini her zaman anmak istiyoruz. Şehitlerimizin değerini bilerek, anlayarak programları tekrarlayacağız. Tüm katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Platform olarak da bu tür etkinliklerde yer alacağız. Biz de bu tür çalışmaları yapıyoruz zaten. Abdullah Herenoğlu ben. Büyükçekmece'de avukatlık yapıyorum. Her yıl bundan yaklaşık bir asır kadar önce 90 binin üzerinde şehidimizin yattığı Sarıkamış'ı ve şehitlerimizi anma etkinliklerimiz oluyor. Derneğimiz de bu manada bu faaliyeti icra ediyor şu anda. Tabii vatanın bölünmez bütünlüğünün teminatı olan kanlarıyla Anadolu coğrafyasını karış karış sulayan şehitlerimiz, ahvadı olarak bizler en azından bu memlekete sahip çıkma noktasında, ortak değerleri muhafaza etme noktasında, milli manevi değerleri muhafaza etme noktasında onlara yakışır birer evlat olmak adına ne lazımsa onu yapmak durumundayız. Yoksa onların yaptıkları fedakarlıklar, onların canlarını, kanlarını, canlarını ortaya koyarak, kanlarını dökerek yaptıkları fedakarlığın karşısında bizim zaman zaman üzerimize düşen fedakarlıkları mukayese dahi etmek mümkün değil. Onun için Allah, onlar makamların en yücesine sahip oldular. Allah bizi onların şefaatine nail etsin. Onlara layık bir nesil olmayı hepimize nasip etsin. Ben Gürsel Doğan, Esenyurt Esnaf ve Sanatçılar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı olarak bugün Büyükçekmece Karsar Dağı'nıdır. Derneğinin düzenlemiş olduğu Sarıkamış Şehitleri Anma Programı'na katıldık. Bugün burada Star TV aracılığıyla başta tüm şehitlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale 15 Temmuz Sarıkamış şehitlerinin rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sarıkamış şehitlerimiz başka bir destan, başka bir Serhat illerinde doğuda gerçekten destan yazmışlar. Orada bir noktaya değinmek istiyorum. 2500 Rus askeri orada öldürüldüğünü, imha edildiğini de kayıtlarda görüyoruz. Sadece hiçbir şey yapmadan şehit olmuşlar lafını ben doğru bulmuyorum. Onları rahmetle, saygıyla anıyorum ve yönetimini, derneği tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Star TV'ye. Ben Doktor Seyfullah Türksoy, gazeteciyim. İpek Yolu Kamu Diplomasi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın başkanıyım. Ama dostlarım daha çok bana Türk dünyası gönül elçisi tabirini kullanıyor ve ben bu ifadeden de son derece gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Uzun yıllardan beri Türk dünyası eksenli faaliyetler yaptım ama Sarıkamış'la ilgili de çok çalışmalarımız oldu, belgesel programlarımız oldu. Yine Sarıkamış'ta peş peşe birkaç yıl Sarıkamış etkinlikleri yaptık, şehitlerimizle ilgili etkinlikler yaptık. Bizim o programlara başladığımız dönemde katılım son derece azdı. Daha sonra bizim o canlı yayınlarımız, yaptığımız belgesel programların da belki etkisiyle ve tabii ki diğer bütün sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla şu anda Sarıkamış bütün Türk kamuoyuna mal olmuş durumda ve her sene çok anlamlı toplantılar yapılıyor. Şu anda da onlardan birindeyiz. Büyükçekmece Kars Ardahan Iğdır Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu toplantı şehitlerimizi yad ettiğimiz, onları andığımız, dualarla andığımız, onların aziz hatıralarını yad ettiğimiz bir toplantı olacak. İsmim Levent Gelen, kendimi Karslıyım. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Kayı Derneği'ne ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii sizlere de ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Hoş geldiniz.
Merhabalar. İsmim Selçuk Ergül. Kars Merkez Subatan Köyü'ndenim. Kay Derneği'nin bu anlamlı anma töreni için çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Burçay kardeşimize. Sarıkamış, Ayaz'dır Sarıkamış, Destan'dır Sarıkamış. Gözünü kırpmadan vatanımız için seve seve, kanıyla, canıyla kendilerini feda eden tüm Mehmetlerimize Allah'tan rahmet, ruhları şad olsun. Rabbim onları mekanlarında ödüllendirsin. Biz onlara ne kadar minnet duysak, ne kadar şükran duysak azdır. Söylenecek başka bir şey yok. Topluyor ve onları anmamızı sağlıyor. 2003 yılına kadar isimleri bir anlamayan, anıldığı zaman da aşağıları cümler kulağın bu kahramanları bu seviyede her platformuna anılmalarını sağlayan herkese binlerce defa teşekkür ediyorum, minnet sunuyorum. Ondan da şehitlerimiz aşağı olsun. Bir anda kendimizi 10 cephede savaşçılar bulduk. Hepsi Almanların menfaati içinde. Coğrafya buydu. 2100 ile 3150 rakımda başlayan bir savaş. Olay sanki bir basit çevirme harekatıydı. Gidecektik, Sarıkamış'ı çevirecektik, bütün uçları mahvedecektik. Oradan Kafkaslar'a çıkacaktık, Osman gidecektik ve daha Afganistan'a kadar gidecektik. Askerlerin yazdık listelerini görüyorsunuz. Aralarında çok nadir böyle ilgilenenler de vardı elbette. Ama çoğunlukla yazdık listelerindeler ve sivillerin hepsi ağlı zulmün karayelik. Sesi biraz açabilir misiniz? Müziği biraz açabilirsiniz. Müziği biraz açın lütfen. Başka ortam etkili Enver Paşa hiç gerekmediği halde şunun olduğunu başına geçti ve hiç bir alay konusunu yapmamışken bir üç kümenin bulunduğu bir kolordaya başlandı. Hafsaki Paşa, Yarbaylıktan Albay'la Albaylıktan yani 15 bin terfi etti. Orada 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa görevden alındı. Mart Nisan aylarına kadar şehitlerimizin yorganı, kefeni kar oldu. Mart Nisan ayında karla erimeye başladı. Hepsi kar delenler gibi ortaya çıktı. Sarıkamış şehitlerin sembolü kar delenlerdir. Her şehidin sembolü gelinciktir ama Sarıkamış şehitlerinin sembolü kar delenlerdir. Bunlar yerde Müslüman halk işlenen mendelelerin de var. Vardızlar, şehitleri toplayanlar. Bu Bozak Beyim'in Molla Mustafa anılarında diyor ki bir çukura 500 lira 1500 arasında kendimizi defnettik.